YouTube kanalımdan herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte oldukça popüler olan bir router'a yakından bakacağız. Hangi router'dan bahsediyorum? Başta da görebildiğiniz üzere videomuzun konuğu Keenetic markasının geçmiş olduğu Sprinter modeli. Bu ürünü almak için 5 nedenle sizlere bahsedeceğim. Biliyorsunuz bu seri benim kanalda oldukça popüler ve insanlar ürünün öne çıkan özelliklerine bu videodan erişebiliyorlar. Hadi gelin şimdi sizlerle birlikte Keenetic Sprinter'ın öne çıkan özelliklerine yakından bakalım. Ürün detaylarını geçmeden önce sizlerden ufak bir destek talebim olacak. YouTube kanalım her geçen gün büyümeye devam ediyor. Sizlerin destekleri benim için çok önemli. Videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. İlk maddemiz tabii ki desteklediği hız olacak. Bu ürün hem 2.4 GHz bandında hem de 5 GHz bandında hızları bizlere sunabiliyor. Peki 2.4 GHz bandında hangi hızı bizlere elde edebiliyoruz? Ürünle birlikte 2.4 GHz bandında maksimum 574 Mbps hız alabilirken 5 GHz ağında yani 5 GHz bandında ise 1201 Mbps hız alabiliyoruz. Bu hızlar kendi bantları içerisinde oldukça iyi hızlar. Ürün kategorisi içerisinde kendine bu konuda avantaj sağlamış. Yüksek hız bu fiyat ve kategoride her iki bant aralığında da aranıyor. Zaten bunu sizler de biliyorsunuz. Kullanıcılar bu tarz ürünler ararken bunları fazlasıyla önemsiyor. Benim burada en fazla dikkatimi çeken şey şu oldu. Bu bahsetmiş olduğum hızlar bildiğiniz üzere yüksek hızlar ve yüksek hızlı olduğu zaman da şöyle bir şey yaşanabiliyor. Farklı markalarda gördük. Hız kesimi, ısınmaya bağlı hız düşmesi. Keenetic Sprinter modelini belli bir süredir evimde kullanıyorum ve herhangi bir şekilde bir hız düşmesi durumuyla karşılaşmadım. 7/24 olacak şekilde çalışan bir ürün oldu kendisi. Yani ürünü kapatıp yeniden açma gibi bir durumla karşılaşmadım. Ürün çünkü gayet stabil bir şekilde çalışıyor. Benim diğer kinetik ürünlerde de çok hoşuma giden bir detay kendisi. Bu detayı ben önemsiyorum çünkü burada markalar donanımsız olarak ne kadar güçlü olabilirlerse bu soğutma yapısında ve stabilite konusunda daha iyi sonuçlar verebiliyor. Keenetic'in bütün ürünleri neredeyse test etmiş bir isim. Biraz kurumsal olan ürünleri test etmedim. Ancak bu ürün ailesinde ya da daha doğrusu bu ürün kategorilerinde hiçbir sorunla karşılaşmadım. Keenetic Sprinter modeli de o ürünlerden bir tanesi olmuş. Sıra geldi ikinci madde hakkında konuşmaya. Mesh sistemi. Bu üründe mesh sistemine dahil olabilen bir ürün. Keenetic ürünlerle zaten aşina olduğumuz bir şey. Mesh sistemi çok önemli bir sistem. Bu ürünler zaten geniş band ağına sahipler. Bunu zaten birazdan sizlere anlatıyor olacağım ama ben ilk olarak mesh sistemden bahsetmek istedim sizlere. Mesh sistem sayesinde evinizin her yerini internetli yapabilirsiniz. Ben dubleks bir evde oturuyorum. Alt katımda yine Keenetic bir ürün kullanıyorum. Üst katta da Keenetic Sprinter modelini kullanıyorum. Ve evin her noktasında internete erişebiliyorum. Ve bu diğer markalarda gördüğümüz zorlu bağlama süreçleri burada karşımıza çıkmıyor. Ürünün arayüzü üzerinden kolay bir şekilde ürünü mesh sistemine dahil edebiliyoruz ve kullanımlarımızı devam ettirebiliyoruz. Ürünler zaten dediğim gibi geniş bir alana internet sunabildikleri için mesh sistemine dahil ettiğinizde evin her noktasında internete erişebiliyorsunuz. Zayıf olacak şekilde fiber internete sahip olan kullanıcılar bu ürünle sevinebilirler. Çünkü bu ürün 4 portu da Gigabit Ethernet portu. Bu şekilde fiber internet kullanıcıları bu ürünü sorunsuz bir şekilde evinde kullanabiliyorlar. Özellikle ağ yönetimi açısından bakıldığında geniş bant ağ hızına da ulaşma konusunda kullanıcılara avantaj sağlıyor. Kablolu bağlantı yaparak da evin içerisinde interneti dağıtabilirsiniz. Ancak bu ürün zaten mesh bir sisteme sahip olduğu için kablosuz bağlantılarda da işinizi çok rahat bir şekilde görebiliyor. Sıra geldi 3. madde hakkında konuşmaya. Kin DNS'den bahsedeceğim sizlere. Kin DNS bu ürünü ön plana çıkartan özelliklerden bir tanesi. Bizler diğer Keenetic ürünlerinde de bu Kin DNS'i görmüştük. Peki Kin DNS ne anlama geliyor? Bu özellik sayesinde Keenetic ürünlerimize uzaktan ulaşabiliyoruz. Bu ürünün kalıcı bir internet adresi var. Aslında Kin DNS'i bir domain servisi olarak da düşünebiliriz. Bu sistem o kadar güzel ki direkt bağlantı sayesinde istemiş olduğunuz herhangi bir yerden sadece internet sayesinde router'a ve kullanmış olduğunuz ürünlere erişebiliyorsunuz. Bunlar oldukça önemli detaylar. Özellikle NAS cihazları bizim sektör için fazlasıyla önemli cihazlar. Uzaktan bağlantı yaparak NAS cihazlarınızı da kontrol edebilirsiniz. Bu ürünle ek olacak şekilde bir USB çıkışı da bulunduğu için sizler USB üzerinden bir ürün de bağladınız yani bir disk bağladığınızda da o diski uzaktan kontrol edebileceksiniz. Bunlar oldukça güzel avantajlar. Kin DNS özellikle Sprinter modelini bizlerin karşısına çıkıyor. Bence almayı etkileyecek detaylardan bir tanesi. Ben böyle düşünüyorum. Sıra geldi geniş kapsama alanı hakkında konuşma. Yani 4. maddemizden sizlere bahsedeceğim. Bu ürün Wi-Fi 6 desteğiyle birlikte geliyor. Wi-Fi 6 zaten daha fazla geniş bir yapıyı bizlere sunabilirken zaten Keenetic'in kendi ürünleri de Wi-Fi 5'li ürünleri de geniş kablosuz alanları kullanıcılara sunabiliyor. Ben dediğim gibi dubleks bir evde yaşıyorum. Evimin üst katında komple ben yaşıyorum. Üst katının Sprinter modelini kullandım. Gittim bilgisayarın olduğu odaya taktım ve bu ürünü orada bağlantısını gerçekleştirdim. Daha sonrasında iki arka odaya geldiğimde yukarıda 100 megabit interneti ben sadece 95.8 megabit olacak şekilde geri alabildim. Bakın bu hız oldukça önemli bir hız. Neden diyeceksiniz? Çünkü arada bir koridor var ve iki farklı oda geriye gidiyorum. Sadece kaybettiğim hız 5 megabit ki zaten yukarıya gelen internet 99 civarında. Yani aslında çok büyük bir kayıp olduğu da söylenemez. Yani internet hızını aktarma konusunda ürün oldukça başarılı, geniş bir yapıyı kullanıcılara sunabiliyor. Bu arada sizlere şundan bahsetmek istiyorum. Wi-Fi 6'nın avantajları çok fazla. Çünkü Wi-Fi 6 sayesinde artık çoklu kullanımlarda bizler daha stabil deneyimler elde edebiliyoruz. Neden bahsediyorum sizlere? Diyelim ki evde çoklu bir kullanım yapıyorsunuz. Diyelim bir televizyon açık, biri tablette, biri bilgisayarda, biri de telefonda. Bu tarz bir kullanım yaptığınızda Wi-Fi 6'nın interneti dağıtımı ve genel olarak paylaştırması çok başarılı. Bunun yanı sıra Beamforming desteği de olduğu için bu tarz kullanımlarda avantajlar yaşayabiliyorsunuz. Peki Beamforming nedir? Bazı kullanıcılar bunu bilmiyor, ondan bahsedeyim. Sinyallerin kapsam alanı cihazların bulunduğu alana göre şekilleniyor. Bu sayede ağa bağlananlar daha güçlü bir bağlantı da yapabiliyor. Zaten mesh bir sistem kullanırsanız evin her noktasında bu şekilde internete bağlanabilirsiniz ama ek olacak şekilde bir mesh sistemi kurmazsanız teknik kullanımlarda da Beamforming oldukça işe yarıyor. Ancak bu ürün zaten bir router, yani modem değil. Sizler Keenetic modem alırsınız, onlarda da Beamforming bulunuyor. Bu bir router ama router'da da Beamforming özelliğini bizler görmüş oluyoruz. Ve son olarak sizlere Keenetic OS yazılımından bahsetmek istiyorum. Arayüzünden bahsetmek istiyorum. Bu ürünün bütün özelliklerini bizler bu yazılım, bu arayüz sayesinde kontrol edebiliyoruz. Peki bu arayüz bizlere neler sunabiliyor? Ürünle misafir ağı oluşturabiliyoruz. Domain özelleştirmelerini buradan yapabiliyoruz. Ürünün ismini özelleştirebiliriz. Bağlantı standartlarını özelleştirebiliriz. Mesh sistem kurulumunu buradan yapıyoruz. Aslında ürünle alakalı her şeyi bizler buradan kontrol edebiliyoruz ve buradaki en önemli şey şu: bu ürünün arayüzü oldukça sade bir arayüz. Yani bu işin hiç anlamayanlar bile çok kolay bir şekilde bu arayüzü kontrol edebiliyorlar. Ve bunun da yanı sıra bu arayüz dışında bir mobil uygulama da bulunuyor. Bu mobil uygulamayı telefonlarınıza indirebiliyorsunuz. Ve telefonlarınıza indirdikten sonra, tabletinizi indirdikten sonra yine bütün kontrolleri o mobil uygulama üzerinden de yapabilirsiniz. Yani mobil uygulama hakkında şunu söyleyebilirim. Mobil uygulama bir cep telefonu, bir tabletten çok rahat bir şekilde evin bütün her şeyini özelleştirmenizi sağlayabiliyor. Keenetic Sprinter modelinin öne çıkan 5 özelliği işte bu şekildeydi. Sizler Keenetic Sprinter modeli hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın. Ek olacak şekilde ürünü satın almak isterseniz yorumlar kısmına bir link bırakacağım. O link üzerinden gidip ürünü indirimli şekilde satın alabilirsiniz diyorum. Ve yavaştan videonun sonuna geliyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.